0.5'in eksi 4. kuvveti ve 0.25'in eksi 6. kuvveti bunların bölümü sorulmuş. 0.5 nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti ne demek? Önce 1 bölü 2'yi ters çevir sonra dördüncü kuvvetini al demek. Evet, sonra arkadaşlar 0.25 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ün eksi 6. kuvveti de ters çevirirsek 4 üzeri 6 olur ama arada bölme işlemi var. 2 üzeri 4 bölü 4 üzeri 6. Dolayısıyla 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 12. Buradan da 2 üzeri eksi 8 oldu. Sayıların yaklaşık kareköklerini bilmek istiyorsanız benim şöyle yöntemim var en azından arkadaşlar. Kendi yaptım. Diyorum ki bu sayı 2 değil de 200 olsun. Bildiğim bir şey olsun yani. 200 mesela en yakın ne var? 196 var. 196 buna çok yakın ve karesi arkadaşlar 14. Ha diyorum demek ki bu 1.4'müş. Bunu böyle iki basamak artırarak siz de yapabilirsiniz. Mesela 500. Buna en yakın arkadaşlar 22 var. 22'nin karesi 484'tür. O zaman diyorum ki bu yaklaşık 2.2'ymiş. Aynı mantıkla onu da 1000 diyorum. Buna da en yakın 961 var yani 31. Bu da yaklaşık 3.1'miş. Dolayısıyla artık arkadaşlar buna uygun hangisi oluyor? E ee, A şıkkı direkt oluyor gördüğünüz gibi. Y eksi x 2 ise arkadaşlar x eksi y dışarı ne olarak çıkar? Tabii ki 2 olarak çıkar. Burada şimdi y var. Y eksi 2 de 3 olduğundan y ne geldi? 5. Y 5 olduğu için x ne oldu? 3. Dolayısıyla bunların toplamı 8 oldu. Sorular bu kadar kolay mı falan demin. Evet aralarda arkadaşlar ÖSYM bu tarz kolay sorular da soruyor. Sizin sürekli zor soru değil, genel olarak klasik soruları da çözmeniz lazım. Hep zor soru düşününce bazen insan normal basit düşünemeyebiliyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar birbirinden farklı pozitif tam sayı demiş. O zaman A'ya verebileceğim en küçük sayı 1. 1 bölü 3. 2 bölü 4 1 bölü 3'ten büyüktür. O zaman 2 vereyim ona da. Sonra da arkadaşlar bundan sonra 3 verirsem 1 bölü 2 olmaz. Eşit olurlar. 4 verirsem 4 bölü 6 2 bölü 3 yapar. Evet olur. Böylece toplamları 4, 2, 1, 7 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Aşağıda bir insan vücudunda bulunan damarların bir bölümünün görüntüsü verilmiştir. Bakın her damarın ucundan böyle 1 sonra 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra her damarın ucundan bir 3 tane daha çıkıyor. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Bakın 1 şurası 3 parçaya ayrılıyor sonra şu üç parçaya ayrılıyor, en son parçalarda üçe ayrılıyor. A damarından saniyede geçen kan miktarı 12 üzeri eksi 4 miligram olduğuna göre B damarından saniyede geçen kan miktarı kaç miligramdır? Her bir parçadan arkadaşlar eşit geçtiği için 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dolayısıyla burada bakın 9, e... 18-27 aşağıda da 27 yani 27-27 toplam 54 uç var bakın. B damarının ucunu böyle ben uzatayım içe. Bundan 54 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne olacak? 12 üzeri 4 miligramı kaça böleceğiz? 54'e. Bu da ne yapar? 4 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 aşağısı 2 çarpı 3 üzeri 3 bunlar sadeleşir 3 kalır. Bu arkadaşlar sadeleşirse 2 üzeri 8 olacağı için 2 üzeri 1 çıkardığımızda 2 üzeri 7 çarpı 3. Bir tanesinden bu kadar kan geçiyormuş arkadaşlar C şıkkı. Arkadaşlar bakın şimdi sağdakine biz kendi etrafında döneceğiz ya merkezi etrafında daha doğrusu pardon. Şimdi diyelim şu sütuna ele alalım tamam mı? Bu sütunu biz döndürdüğümüz zaman bu sütun diyelim bu yönde 90 derece döndürürsek bu sütun buraya gelir ya da bu yöne döndürürsek arkadaşlar bu sütun şöyle sağ tarafa gelir. Yani karenin devamı böyle burası olur. Dolayısıyla ister diyor sola döndür ister sağa döndür illa 90 derece döndürmek zorunda değiliz. Ama yeter ki kareler üst üste gelsin tabii şöyle de olmasın yani. Diğer arkadaşlar böyle olursa o saçma olur o zaman kareler üst üste gelmeyeceği için toplayamayız tamam mı? Dolayısıyla bunlar böyle geldiğinde arkadaşlar her zaman toplamları ne oluyormuş birbirine eşit oluyormuş. Burada tüyoyu da size şöyle vermiş bakın. Bu 7 ve 2 her türlü üst üste gelir doğru mu? Merkez etrafında istediğiniz kadar döndürdüğünüzde 7 ile 2 asla şaşmaz üst üste gelir. Demek ki buradaki sayıların toplamı hep 9'muş. Haliyle 4'e karşılık ne geliyor? 5. 3'e karşılık ne geliyor? 6. Yine burası 5. Burası 6. Burası 6. Burası 5. Burası arkadaşlar 6. Burası da 5 oldu. Dolayısıyla bunların toplamı şu hariç 44 oldu A şıkkı. Arkadaşlar şöyle bir giriş yapacağım. Diyelim bir soru var tamam mı? 2 bölü x eksi 2 bölü 2 bölü x eksi 2. Bunun kökü nedir dediğimiz zaman reel sayılar eksi 2 deriz. Neden böyle deriz biliyor musunuz? Ama hocam sadeleşiyor niye oluyor ki? Olsun. Bu denklem gerçekte var mı? Var. Varsa arkadaşlar paydayı sıfır yapan değeri hep köklerden çıkarmalısınız. Bunu ön hatırlatma olarak söyleyeyim. Bazen çünkü sadeleştirince o kökün de dahil olacağını düşünüyor arkadaşlar. Yoksa buradan çıkarmalıyız. Dolayısıyla bu soruda x yerine 1 veremezsiniz. İster sadeleşsin ister sadeleşmesin. 1 bölü 2 veremezsiniz. Paydayı 0 yapıyor. Eksi 2 veremezsiniz. 3 veremezsiniz. Bir tek ne verebiliyormuşsunuz? 2. Dolayısıyla 2 eksi 1'den 3 bölü 1 artı a bölü 3 artı 4 bölü 4. 1 bölü eksi 1 şurası da artıymış eşittir a eksi 1. Dolayısıyla 1 eksi 1 birbirini götürdü. a bölü 3 eşittir Gerçi a bölü 3 eşittir demeyeyim pardon. Burada artık 3 artı a bölü 3 eşittir a eksi 1 oldu. A'ları bir, atara, bir tarafa atayım öbür tarafa geçti. 2 a bölü 3 geldi. Dolayısıyla artık arkadaşlar a buradan 6'ymış c şıkkıymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunacak şekilde 7 kutuya her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 2 olmaktadır. Buna göre A çarpı B nedir diye sorulmuş. Ben burada şöyle bir taktik izlerim. Normalde hepsini artı yapsaydık. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 7 çarpı 7, 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 değil mi? Şimdi 28'den biz A ve B'yi çıkardığımız zaman aslında ne oluyor biliyor musunuz? olması gereken toplamdan 2a eksi 2b kadar azalıyor. Dolayısıyla buradan a artı b arkadaşlar 28 eksi 2 26 2'ye bölersek 13 oluyor. Demek ki bir tanesi 6'ymış bir tanesi 7'ymiş çarpımları 42'ymiş. Burada ben çözümü yaptım. Allah Allah niye böyle diyenler için uzatayım isteyen bundan sonra devam etmeyebilir olayı anladıysa. Bakın şimdi arkadaşlar basit bir örnek yapalım. 1, 2, 3, 4'ün toplamı normalde kaç? 10 değil mi? Şimdi siz buradan 4 çıkardığınızı düşünün. 1 artı 2 artı 3 eksi 4. Gördüğünüz gibi toplam 6'dan 6 da eksi 4'ten 2'ye düştü bak. Aradaki fark kaç? 8. Kendisinin 2 katı kadar çıkmış oldu olması gerekenden. O yüzden buraya böyle yazdım. Böyle kendiniz ufak taktikler deneyerek olayı anlayabilirsiniz orijinal bir soru çıktığında. Bu şekilde buna da bir yıldız koyalım. Güzel soru. Bu arkadaşlar 11. sınıf gibi düşünmeyin. İkinci derece eşitsizlik çözümü değil. Sakın. Burada şunu silebilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Bir sayının karesi en az sıfırdır, değil mi? Buna siz onu çeklerseniz kesinlikle ve kesinlikle bir pozitif tam sayı olur. Dolayısıyla, pa tam sayı demeyin, pardon, pozitif reel sayı olur. Pay artı olduğu için, paydanın da artı olması lazım ki sıfırdan büyük olsun. Payda da ne var? X eksi x artı 4 bölü 3 büyüktür sıfır. 3x eksi x eksi 4 payda eşitledim öbür tarafa e, şey eksileri dağıttım. Büyüktür 0 dolayısıyla buradan 2x eksi 4 büyüktür 0 x büyüktür 2 olmalıymış. Bunu sağlayan kaç farklı rakam vardır? 3'ten 9'a kadar hepsi dahil 7 tanedir c şıkkı. İçerideki doğru sayısına bakın içerideki. Bir tane olunca arkadaşlar 1 artı 1 2 oluyor 2'ye kadar toplam. 2 tane olunca bakın 3'e kadar toplam. 3 tane olunca 4'e kadar toplam. O zaman 9 tane kırmızı çizgi olursa 10'a kadar toplam. 1'den 10'a kadar sayıların toplamı da nedir? 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Demek ki 55 üçgen varmış D şıkkı. Doğrusal bir artma ya da doğrusal bir bağıntı var diye ÖSYM'de sorularda bahsetti arkadaşlar. Bu doğru orantı demektir. Doğru orantı da çok basit bir şeydir. Size örnekle söyleyeyim. Diyelim bir ağacın boyu bir günde 2 metre büyüyorsa 4 günde 8 metre büyür. 10 günde 20 metre büyür. Böyle yani bu şekilde olay. Dolayısıyla burada bir ayda kaç metre büyümüş onu anlayalım. 2x 5'ten x çıkarsa x eksi 5 büyüdü. 1 ayda. Dolayısıyla 4'ten 12'ye kadar kaç ay geçecek? 8 ay geçer. Yani bunu 8 ile çarpacağız. Artış miktarını. Üzerine kendi boyuna ekleyeceğiz çünkü 2 eksi 5'in üzerine büyüyor ve artık neye ulaşıyor? 5x artı 30'a. Dolayısıyla buradan 8x eksi 40, 2x oradan 10x eksi 45 eşittir, 5x artı 30 oldu. Böylece arkadaşlar 5x eşittir 75'ten x 15 yaptı. x 15 olduğuna göre yerine yazarsak 15 eşittir. 4. ayda 15 kere 2 30 25 oldu. 1 ayda 10 metre uzadığına göre demek ki bir ayda yine 10 metre uzayacak. 35 metreye E şıkkına gelecek. Önceden de arkadaşlar böyle mutlak değer sorusu sormuştu Özseğime. Yine böyle bir tane daha soru sormuş oldu. Tabi burada daha başka zamanda gelebilir ama önemli olan şu. Cümleleri iyi okumak tabi o an hızlıca anlamak arkadaşlar. Çünkü siz şimdi uçak var. Bunun yerden yüksekliği 900 metre arkadaşlar. Yalnız ne söylüyor bakın soruda. Yerden 900 metre yükseklikten atlanıyor. Uçaktan atladıktan 500 ila 600 metre sonra paraşütü açmanız gerekiyor. Ve yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğin alabileceği değeri soruyor. Şimdi uçaktan 500 metre ileride paraşütü açtığınız zaman yerden de ne kadar yukarıda olmuş oluyorsunuz? 400. 900 500'den. Eğer siz uçaktan 600 metre sonra en fazla yani en fazla 600 metre sonra açsanız yerden ne kadar uzaklıkta oluyorsunuz? 300. Demek ki yerden uzaklığınız 300 ila 400 metre arasında olacak arkadaşlar. Şıklarda Hangisinde 300 ila 400 metre arasında oluyorsa o doğru cevaptır. Bakın ne yaptık? Uçaktan atladıktan sonra en az 500, en fazla 600 metre sonra açmanız lazım. Bu aralıkta yerden yükseklik olarak 400, en fazla en az da 300'e karşılık geliyor. Buna bakalım hangi şıkta bu sağlanıyor? Şimdi A şıkkına baktığınız zaman eksi 50, x eksi 350 e, ve 50 diyeceğiz. O zaman öbür tarafa attığımız zaman 300. X öbür tarafa attığımız zaman 400. Zaten ilk A şıkkına konmuş. Ama biz tabii bir tane yanlış cevap da bakalım bence. Biraz böyle benzeyen. Mesela şu E şıkkına bakalım. Şimdi eksi 250. X eksi 150 ve 250. Ne yapıyorduk mutlak değerde? Eğer bir mutlak değer bir pozitif sayıdan küçükse negatifi ile pozitifi arasında kalıyordu. Bunu da tabii hatırlamamız lazım. En temel mutlak değer eşitsizlik bilgisi. Sol tarafa atınca bak eksi 150, sağ tarafa atınca 400 oldu. Yani bulmamız gerekenden çok alakasız. Bir tane daha göstereyim bakın size. Ee, benziyor mu hiç öyle doğru cevabı? Hiç benzemiyor bu şıklar ama biz yine de bakalım. Mesela bu. Eksi ee, 100, x eksi 300 ve 100. Ee, öbür tarafa atsanız 200 oluyor bak. Attım diğer tarafa 400 oluyor. Gördüğünüz gibi diğer şıklar hakikaten de olmuyor. İki tane de denemiş olayım size bu şekilde. Şıklardan zaten mecburen gitmeniz lazım ama önce şuradaki kurguyu doğru yapmak gerekiyor. Bu sayılardan bir tanesi yerleştiriliyormuş arkadaşlar her bir kareye. Bu karede her satırdaki, sütundaki ve köşegendeki sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre mavi renkli karedeki sayı kaçtır? Bazen arkadaşlar soruları tabii ki siz hızlı yapmalısınız ama biz bazen size yavaş anlatarak olayın ne olduğunu göstermek zorundayız. Burada da onu yapacağım. Burada kaç satır sütun var arkadaşlar? 1, 2, 3 tane satır var değil mi? Biz dolayısıyla bu 9 sayıyı 3 tane satıra yerleştireceğiz. Haliyle 3 satıra yerleştirdiğimiz zaman üçlü gruplar elde edeceğiz. Böylece bu çarpımın üçlü grupları halinde arkadaşlar eşit olması lazım birbirine. Yani burada birinci satırda çarpımı A ise ikinci satırda da A, üçüncü satırda da A. Dolayısıyla A küp bunların çarpımına eşit. 1, 3, nokta 3 üzeri 8. Yani tabanlar aynı olduğu için 3 üzeri 0'dan ta 3 üzeri 8'e kadar. Bunların toplamı ne oluyor? 0'dan 8'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 8 çarpı 9, 72, 2'ye bölersek 36. Bu da neye eşit olacak? A küp'e. Buradan her iki tarafın küp kökünü alırsak 3 üzeri 12 a olacak. Demek ki satırlardakilerin çarpımları da köşegenlerin çarpımı da hangi üçlüyü seçerseniz seçin burada satır sütun ve köşegende 3 üzeri 12 olmalı. Demek ki 3 üzeri 4 3 üzeri 7 buraya da bak 3 üzeri 1 gelmeli arkadaşlar. Cevabımız e şıkkı oldu. Evet yapma, yaparken dediğim gibi hızlı olmayı önemsiyorum ama böyle yorumlu şekilde hızlı görürseniz çok daha iyi olur. Yoksa tek tek denemeyeceğiz tabii ki.